Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler. Kendilerine gönderen kuruluş ya da diğer adıyla destekleyen kuruluşlar hakkında bilgi almak için bir görüşme teklifinde bulunmuştum. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Bir kez daha sizlerin huzurunda da bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz Begüm Hanım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Davetin bizi çok mutlu etti. Seve seve kabul ettik. İnşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz seninle. Evet, inşallah. Çok teşekkürler. Öncelikle bir sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ardından da Pi Gençlik Derneği nedir? Bundan kısaca bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Senin de söylediğin gibi ismim Begüm. Pi Gençlik Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Eğitim öğretim hayatıma gidecek olursak halk ilişkiler ve reklamcılık alanında eğitim aldım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve bir girişimle, arkadaşlarımızla beraber kendi iletişim ajansımızı kurduk. Profesyonel mesleğim aslında iletişim danışmanlığı diyebiliriz. Bununla beraber üniversite yıllarından beri hayatımın büyük bir bölümünü kaplayan bir gönüllülük, bir sivil toplum aşkı vardı. 2008 yılından beri de çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak faaliyet göstermeye başlamıştım. Ve yaklaşık 12 yıldır, 13. yılıma doğru gidiyorum. Bir gençlik çalışanıyım, bir sivil toplum örgütü gönüllüsüyüm diye kendimi adlandırabilirim. Pi Gençlik Derneği'ni de 2014 yılında kurduk. Dediğim gibi 2008 yılında başladığımda bu sivil toplum örgütleriyle ilişkilere birçok tabii ki örgütte, birçok kurumda birçok arkadaş edindim. Ve bu arkadaşlarla da her zaman sivil toplumu aslında değerlendirmeye başladık. Yani iyi yanlar neler, kötü yanlar neler, nasıl iyi şeyler işliyor, nerelerde aksaklıklar var. Hepimizin farklı alanlarda uzmanlıkları vardı. Farklı sivil toplum örgütlerinde, kuruluşlarda, gençlik meclislerinde deneyimleri vardı. Ve böyle bir arkadaş grubuyla farklı alanlarda tecrübeler edinerek, farklı sivil toplum örgütlerinin işleyişlerini görerek bir donanım elde etmiş olduk. Sonra da dedik ki bu elde ettiğimiz donanımı kendi çatımız altında toplayalım ve iyi uygulama örneklerini kendimize ilke edinerek, onları referans alarak bir gençlik örgütü kuralım ve bu gençlik örgütü de gençlik haklarını ve sorunlarını kendisine çalışma alanı olarak elde etsin ve bu alanda hizmet versin dedik. Hatta bu süreçte tabii ki çok fazla bağlantılı örgütle ya da üniversiteyle de diyalogumuz olduğu için yaklaşık 5000 gence de siz bir gençlik örgütünün hangi alanlarda çalışmasını istersiniz diye de anket yapmıştık. Dolayısıyla bir gençlik örgütü kurarken gençlerin ne istediğine önem vererek 2014 yılında Pi Gençlik Derneği'ni kurmuş olduk. Ve dediğim gibi gençlik hakları ve sorunları üzerine çalışıyoruz genel olarak. Ve tabii ki Erasmus Plus projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunun ayrıntılarını da sohbetimizin ilerleyen kısımlarında galiba konuşacağız. Evet. Evet, evet. Bugünkü konumuz gönderen kuruluş olacak. Ama benim öncesinde özel bir sorum var. Pi'nin özel bir sebebi var mı? Neden isim bu? Evet, bu soruyu çok alıyoruz. Hemen büyük bir keyifle yanıtlamak istiyorum. Şöyle ki aslında ilk kuruluş aşamamızda biz tabii Avrupa ile uluslararası alanda çalışmalar yapacağımızı hedeflediğimiz için tüm dünyada söylendiğinde herkes tarafından anlaşılabilecek bir isim olmasını arzu etmiştik. Yani sonuçta Türkçe bir isim de konulabilirdi ya da belki işte farklı bir metafor kullanılarak da isimler geliştirilebilirdi vesaire. Ama buradaki asıl hedefimiz hani hem söylenişi kolay olsun, hem işte İngiltere'den Almanya'ya, Finlandiya'ya, İspanya'ya her yerde söylendiğinde, yazıldığında ya da okunduğunda anlaşılır olsun. Bunu arzu ettiğimiz için öncelikle Pi ismini tercih ettik. Bir de tabii biraz önce bahsettiğim gibi birçok deneyim elde etmiş olduk farklı sivil toplum örgütlerinde çalışarak. Nelerin sıkıntılara yol açtığını da çok iyi aslında gözlemlemiş olduk. Biz herhangi bir siyasi, ideolojik ya da bir dini çatı altındaymış gibi bir imaj çizmeyi de asla istemediğimiz için, tamamen bağımsız bir gençlik örgütü olmayı arzu ettiğimiz için buradaki matematik teriminin de bize bu anlamda yardımcı olabileceğini düşündük.
buradaki hani bağımsızlığımızı ve hani herhangi bir ideolojiye yakınlık gösterecek bir isim olma ihtimalini bile ortadan aslında kaldırmayı istemiştik. Bir de hepsinin yanında pi'nin çok mükemmel bir sayı olduğunu bilirsiniz. Kendini tekrar etmeyen ve sonsuza kadar giden bir sayıdır. Bunu da ilke edindik diyebiliriz. Kendimizi tekrar etmeyen güzel işler yapalım ve uzun soluklu olsun istediğimiz için pi ismini tercih ettik. Valla süper, bravo. Gerçekten çok ince ince düşünüp her şey karar verilmiş. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Bütün hedeflerinize ulaşırsınız diyorum ben de. Teşekkür ederiz. Şimdi gelelim ESC'ye, destekleyen kuruluşa. Öncelikle gerçekten çok fazla soru geldi. Hem YouTube'dan geldi hem de Instagram tarafından çokça soru geldi. Çünkü biz sizinle buna karar verdikten sonra ben bunun tanıtımını yaptım ve hani gönüllü adayların sormak istedikleri ne varsa dedim ki hani elçiye zeval olmaz. Ben dedim sizlere ileteyim ve bunları topladım. Bundan öncesinde de aslında bana gelen soruların bir kısmı genel olarak sizlerin daha rahat, daha doğru bir şekilde cevaplayacağınıza inandığım sorulardı. Bunların hepsini biriktirdim ve şimdi sizlerin hepsine bunları küçük küçük soracağım. Hazırsanız başlayalım. Deniz'cim, öncelikle istersen Pi Gençlik Derneği olarak biz bu süreci nasıl yürütüyoruz? Bir gönderen kuruluş, bir destekleyen kuruluş olarak nasıl hareket ediyoruz? Onu anlatmayı isterim. Tabii ki bir gencin ESC projesine başvurusu sürecinde Europass formatında bir CV'ye ihtiyacı var. Bir de o proje için yazdığı bir motivasyon mektubuna ihtiyacı var. Diyelim ki kendisine uygun bir projeye başvurdu. Bu başvuru sürecinde de genel olarak ev sahibi kurumlar bir gönderen kuruluş ya da destekleyen kuruluş sorarlar. Bu noktada da bizim gibi gönderen kuruluşlara ulaşan genç arkadaşlarımıza biz Pi Gençlik Derneği'nin bilgilerini içeren bir belge ulaştırıyoruz ve onun CV ve motivasyon mektubunu da kendi dosyamızın içerisine kaydediyoruz ve başvuru süreci gerçekleşiyor. Bu bizim çağrısına çıktığımız bir projede olabilir ya da genç arkadaşımızın kendisinin bulduğu bir projede olabilir. Bu hiç fark etmez, gönderen kuruluş olmamız için. Sadece bizim çağrısına çıktığımız projelere başvurmasına gerek yok. Bunun da altını çizmek isterim. Diyelim ki başvuru yapıldı ve başvuru sonucu olumlu oldu. Kurum bizimle ya da gönüllüyle irtibata geçti ve dedi ki ben bu arkadaşı kabul ediyorum, projeme katılabilir. Peki sonrasında biz ne yapıyoruz? Kabul işlemi gerçekleştirdikten sonra hem kurumdan hem de gönüllüden bazı belgeler talep ediyoruz. Kurumdan talep ettiğimiz belgelerin başında tabii ki gönüllünün yapacağı anlaşma, sözleşme başta geliyor. Sözleşmeden sonra bir davet mektubu istiyoruz ev sahibi kurumdan. Bunun yanı sıra masraflarını gösteren bir belge istiyoruz. Ülkeden ülkeye değişmekte olan çeşitli bazı ekstra belgeler olabiliyor. Kurumdan ilgili belgeleri talep ediyoruz. Bunun yanı sıra gönüllüden de zaten CV'sini aldığımız için CV'sine ek olarak geçerlilik süresi olan pasaportunun fotokopisini talep ediyoruz. ESC referans numarasını talep ediyoruz. ESC referans numarası nasıl alınır diye sorarsak eğer, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden ESC referans numarası alınabilir arkadaşlar. Ve bununla beraber acil durumda irtibata geçeceğimiz kişi bilgilerine kadar gönüllüyle alakalı olarak elimizdeki bilgileri, doneleri çoğaltıyoruz. Ardından vize süreci için tabii ki bu arkadaşımızı hazırlamaya başlıyoruz. Burada her proje içerisinde dahil olan bir sağlık sigortası mevcut. Signa firması üzerinden yapılıyor. Biz genç arkadaşımız için Signa sağlık sigortasını yapıyoruz. Bununla beraber vize başvurusunda ona destekleyici bir belge olması adına bir elçilik destek yazısı belgesi hazırlıyoruz. Pi Gençlik Derneği'nin kurumsal belgeleriyle birlikte. Buna ilişkin vize sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin bilgi veriyoruz. Aynı zamanda ayrılış öncesi eğitim dediğimiz bir eğitim var. Gönderen kuruluşların yapmakla mükellef olduğu.
Bu ayrılış öncesi eğitimde gönüllünün oradaki yaşayacağı, gideceği ülkede yaşayacağı ve gerçekleştireceği projeye ilişkin sözleşme üzerinden bütün ayrıntıları birlikte konuşuyoruz. Olası karşılaşabileceği durumlar üzerinden tavsiyelerde bulunuyoruz ve oradaki sürecini, geçiş sürecini daha doğrusu rahat atlatabilmesi adına elimizden geleni yapıyoruz bu ayrılış öncesi eğitimde. Ve vizeyle ilgili bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, belgelerini kendisine teslim ettikten sonra genç arkadaşımız bireysel olarak vize başvurusunu gerçekleştiriyor. Vize başvurusu tamamlandıktan sonra da tabii ki yine ilgili belgeleriyle beraber bize haber veriyor. Yine kurumla irtibata geçiliyor, gideceği tarih belirleniyor, uçak biletleri ona göre ayarlanıyor ve genç arkadaşımızı buradan gideceği ülkeye yolcu etmiş oluyoruz aslına bakarsan. Peki gönderdik, bitti mi? Aslında gönderen kuruluşun görevi burada asla bitmez. Biz her ay kendisinden bir formla orada geçirdiği süreci bizimle beraber paylaşmasını istiyoruz. Memnun olduğu, sevdiği, sevmediği, uygun bulduğu, bulmadığı noktaları, projesine ilişkin ayrıntıları bizimle paylaşmasını istiyoruz. Ve projesi diyelim ki bir yıllık. Bir yıllık projede mesela 6. ayında ara değerlendirme toplantısı düzenliyoruz. Hem kurumla hem de gönüllüyle süreci birlikte takip edebilmek adına. Bunun yanı sıra projenin yaygınlaştırmasına destek olmak için proje esnasında yapmış olduğu etkinlikler ya da işlere ilişkin fotoğraf ve videoları bizimle paylaşmasını istiyoruz. Ve burada aslında bir blog niteliğinde çıkan yazıları yine biz pigençlikderneği.org adresinde gönüllü blogları şeklinde paylaşıyoruz ve burada da projenin yaygınlaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Yine projenin sonunda hem kurumla hem de gönüllüyle bir değerlendirme, daha doğrusu final değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Buradan çıkan sonuçlara ilişkin de hazırladığımız raporu ev sahibi kurumla paylaşmış oluyoruz ve bu süreci, bu döngüyü bir gönderen kuruluş olarak tamamlıyoruz. Yani işimiz çok bizim gönderen kuruluş olarak. Gerçekten çok güzel açıkladınız. Tebrik ederim. Yani bunun özellikle bu videoyu izleyecek gönüllü adayları için çok önemli olduğuna da şimdiden inancım tam. Gönüllü adaylarının en çok neye dikkat etmesi lazım? Tam şu aşamada gönderen kuruluşa ihtiyaç var. Gönderen kuruluş bulmak zor mu? Çünkü bana göre zor. Aldığım tepkilere göre zor. Size başvurduğumda sizin dikkat ettiğiniz kriterler nedir? İzmir dışındaki gönüllü adayları da size başvurulabilir mi? Adil olmadığını düşünenler var. Çoğunun kendi yakınları arasından seçiliyor gibi düşünenler bile var. 30 yaşından sonra da bu şekilde programlar, projeler var mı? Engelli arkadaşlarımızdan da sorular geliyor. Biz gönüllü olabilir miyiz? Laf lafa açtıkça, sorular birbirini kovaladıkça tabii ki de zaman da akıp gidiyor. O yüzden burada mola diyoruz ve bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz.